Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca danssiz deyin Herkese merhabalar, dersizliğine hoşgeldiniz hoş geldiniz. Video konumuz arkadaşlar, integralde alan geliştirici test 6'yı çözeceğiz. Bir soruyla başlıyoruz. 0'dan 3'e kadar kök içerisinde 9 eksi y kare artı 3 eksi y dy'nin integral değeri nedir? Şimdi biz burada arkadaşlar değişkeni değiştirmiş y'ye göre sormuş ama x'e göre de yaparsak sonuç değişmeyecektir. Biz şunları x diye düzeltelim isterseniz. Yani şöyle yazabiliriz. 0'dan 3'e kadar kök içerisinde 9 eksi x kare. Bir de şu fonksiyondan fonksiyonu çıkartırsak alanı buluyorduk. Biz şurayı da eksi parantezine alırsak burası aslında 3 eksi x'in integral değeri şeklinde yazılabilir. Şimdi aslında burada şunu anlatmak istiyor. Şimdi bu grafikleri biz neler olduğunu çizeceğiz. Şimdi birinci grafiğimiz yani şu ifade aslında bir y dersek fonksiyondur bu. Kök içerisinde 9 eksi x kare. Her iki tarafın kare kökünü alırsak y kare eşittir 9 eksi x kare. Eksi x, x kareyi de bu tarafa atarsak x kare artı y eşittir 9. 9'u 3'ün karesidir. Bu bir çember denklemidir ve yarı çapı 3 olan bir çember belirtir. Şimdi diğer doğrumuz ise y eşittir 3 eksi x bir doğru denklemidir. Şimdi grafini çizersek x'e 0 verdiğimiz zaman y'si 3'te yani şu noktada olacak. Y'ye 0 verirsek x'i 3 yani şuradan geçen bir doğru olduğunu düşünürsek Şimdi fonksiyondan fonksiyonu çıkarttığı için üstteki fonksiyonumuz çember denklemi. Alttaki fonksiyonumuz doğru denklemi. Ve bu çıkartıldığında aradaki kalan yani şuradaki alanı istiyor integral değeri. Bunu, bunu da geometrik olarak hesaplarsak normalde burası çeyrek çemberden şuradaki üçgenin alanı çıkartacağız arkadaşlar. Çemberin alan formülü pi çarpı r'nin karesi. Yani çeyrek çember olduğundan bunu dörde böleceğiz. Ve bundan da arkadaşlar üçgenin alanı yani 3 çarpı 3 bölü 2'yi çıkartacağız. Bizim R dediğimiz ifadede burada 3'tü. O zaman burası 9 pi bölü 4 eksi 9 bölü 2 olarak bulunacaktır. Doğru yanıtımız Ceyhan. Sorumuz şu şekilde arkadaşlar. 3 tane eşitsizliğimiz var. Bu eşitsizlik sistemini sağlayan bölgenin alanını ifade etmek için integrallerden hangisi kullanılmalıdır diye soruyor. Öncelikle bunların grafiklerini çizeceğiz ve gösterdikleri bölgeleri, bölgeleri tarayacağız ve integral değeriyle göstermeye çalışacağız. Öncelikle bir dik koordinat sistemimizi çizelim ve grafiklerimizi tek tek ele alalım. Bunlardan birincisi y eşittir x kare eksi 9. Bir parabol denklemidir ve kolları yukarıya bakan ama eksi 9 yani aşağıdan başlayan Y'ye 0 verirsek x'i eksi 3 ve artı 3 noktasında kesen bir paraboldür. Şimdi şurası eksi 3 noktası olsun. Şurası 3 noktası. Şurası da eksi 9 noktası olsun. Şimdi bizim parabolümüz arkadaşlar şu eksi 3'ten geçecek. Eksi 9'dan tekrar geri dönecek ve, ve kolları yukarıya bakan şöyle bir grafik olacaktır. Şimdi bir de doğru grafini çizmeye çalışalım. Şimdi y eşittir eksi x artı 3. x'e 0 verirsek y'si 3, y'ye 0 ver verirsek x'i 3 olur. O yüzden şurası da y noktasında 3 noktası olsun y ekseninde. 3'e 3'ten geçecek. Şöyle bir doğru olacaktır bu da. Şimdi son ifademiz bir çember denklemi aslında merkezi 0'a 3 olan yarı çapı da 3 olan şu 9'u 3'ün karesi diye yazarsak yarı çapı 3 olan bir çemberdir. Şimdi bu da şöyle olacak. Şimdi şu uzunluk 3 olacağı için ve 0'a 3 şurayı da merkez noktası kabul edeceğiz. Şöyle bir arkadaşlar çember çizmeye çalışalım. Şimdi aslında söylemiş olduğu yer. Şimdi parabolün Y'si daha büyük olduğundan e, içeride olacak. Yani kolun dışında olmayacak. Doğrunun ise arkadaşlar altında olacak. Çünkü Y'si daha küçük. Aynı zamanda çemberin de dışında olacak. Demek ki arkadaşlar bizim istediği yerler şurası olacaktır. Mavi ile taradığım yerler. Şimdi bunu ifade etmek için de tabii ki öncelikle şu parabolle doğrunun kesişme noktalarını bulmamız lazım. Eksi x artı 3'ü x kare eksi 9'u eşitlersek şu ifadeleri bu tarafa atarsak x kare artı x eksi 12 x'e x burası artı 4'ü eksi 3 kök eksi 4 ve 3 gelir. Yani şu kesişme noktalarından birisi arkadaşlar eksi 4 olacak diğeri ise 3. Şimdi e, burada şunu yapacağız eksi 4'ten 3'e kadar doğru denkleminden çünkü üstteki denklem doğru denklemi eksi x artı 3'ten parabol denklemini çıkartacağız. Eksi x kare eksi ile çarparsak burası artı 9 olur. Bir de buradan yarım çemberin alanını çıkartmamız lazım. Tüm çemberin alanı pi çarpı r'nin karesi. Yarım çember olduğundan bunu ikiye böleceğiz. Yarı çapımızda 3 olduğundan pi çarpı 3'ün karesi bölü 2'den 9 pi bölü 2 gelecektir. Bunu da düzenlersek eksi 4'den 3'e kadar e, nasıl yazılmış bakalım be arkadaşlar. Bu 3 ile 9'u toplarsak 12 olur. Sonrasında eksi x kare eksi x şeklinde yani a şıkkında olduğu gibi ifade edebiliriz. O zaman doğru şıkkımız arkadaşlar a şıkkı olur. Durmuş şekilde gx fonksiyonumuz var ve iki tane noktamız a noktası ve b noktası. a ile b arasındaki uzaklık ne kadardır? Şimdi integral içerisindeki ifade arkadaşlar mutlak değer. İsterseniz bunun bir grafiğini çizmeye çalışalım. Şimdi normalde biz mutlak değer grafiklerini çizerken mutlak değeri görmezden geliriz. Yani y eşittir. X bölü 2 eksi 2 grafini çizmeye çalışırsak, x'e 0 verdiğimiz zaman y değeri eksi 2 çıkacak. Y'ye 0 verdiğimizde verdiğimizde x'imiz 4 çıkacak. Normalde bu iki noktadan geçen bir doğru grafiği olacaktır. Yalnız burada e, mutlak değer grafiklerinde x eksenine göre simetri aldığımız zaman şurası iki noktası olsun, bizim Alt kısmı üst tarafa doğru katlarsak aslında mutlak değer grafiğimiz şu yeşille çizdiğim kısım olarak tarif edilebilir. O zaman şu alt tarafı silebiliriz arkadaşlar. Şurayı silersek mutlak değer grafiğimiz bu olacaktır. Şimdi burada şunu düşünmemiz lazım. gx fonksiyonunu bulurken birincisi integral değerini bulacağız burada. E, pozitif çıktığını düşünürsek x bölü 2 eksi 2'nin integral değerini alacağız. Bunun integral değeri de x kare bölü 4 gelecektir. Eksi 2 x artı c. Bir de negatif çıktığını düşünürsek mutlaklardan eksi x bölü 2 artı 2'nin integral değerini bulacağız. Buradan da gx değeri Eşittir olacak. Eksi x kare bölü 4 artı 2 x artı d olsun sabit sayımız. Şimdi grafini çizdiğimiz zaman 4 noktasında arkadaşlar bu süreklidir. Sürekli ise limiti vardır. O zaman biz her iki fonksiyonda da 4 verdiğimiz zaman bu değerler birbirine eşit olacaktır. O zaman şu fonksiyonda arkadaşlar x'e 4 verirsek 4'ün karesi 16 4'e böldüğümüz zaman 4 gelir. Eksi 2 çarpı 4'ten eksi 8 artı c eşit olacak. Şu fonksiyonda x'e 4 verirsek burası da eksi 4 artı 8 artı d gelecektir. Düzenlediğimiz zaman burası eksi 4 artı c eşittir. Burası da 4 artı d olacaktır. Şimdi biz şu D'yi bu tarafa, eksi 4'ü bu tarafa alırsak C eksi D'nin değeri 8'e eşittir. Şimdi burada şunu yapacağız arkadaşlar. Ee, burada şimdi her iki noktada denklem sağlandığına göre mesela şu fonksiyon üzerinde bir nokta olduğundan dolayı denklemi sağlayacak. Yine aynı 6'ya B noktası da denklemi sağlayacak x eşittir 2 arkadaşlar şimdi e, şu birinci denklemde yani negatif çıkan denklemde yerini yazacağız x yerine 2 yazarsak burası eksi 2'nin karesi 2'nin karesi 4 olur önünde eksi var eksi 4 bölü 4'ten eksi 1 artı 4 artı d gelecek şimdi diğer fonksiyonumuz arkadaşlar bu bir de kime eşitti dikkat ederseniz 2 yazdığımızda a eşit olacaktı eşittir a diyeceğiz ve düzenlersek burası da 3 artı d eşittir a olur. İkinciyi yazarsak yani 6'ya b noktasının pozitif çıktığı denklemde yeni yazacağız. Burada 6'nın karesi 36 bölü 4'ten 9 eksi 12 artı c eşittir b noktasına. Buradan da eksi 3 artı c eşittir b olur. Şunu da altına yazalım arkadaşlar eksi 3 artı c eşittir b. Şimdi şu ifadeyi eksi ile çarpıp taraf tarafa toplarsak burası 6 artı d eksi c eşittir a eksi b olacak. d eksi c'nin arkadaşlar değerini de biliyoruz. Burada c eksi d'yi 8 bulduysak tam tersi d eksi c de eksi 8 olacaktır. O zaman şunu yerine yazarsak buradan da a eksi b değeri eksi 2 olarak bulunmuş olur. Ya da şunu da yapabiliriz. eksiyle çarparsak b eksi a'nın değeri de buradan 2 olarak gelir. Şimdi iki nokta arası uzaklık formülü a b arası uzaklık eşittir. Karekök içerisinde. Şimdi absisten absisi çıkartacağız. Karesini alacağız. 6'dan 2 çıktı. Karesini aldık. Artı. Burada da B'den A'yı çıkartalım. B'den de A'yı çıkartacağız. Karesini alacağız. 6 eksi 2 4. 4'ün karesinden 16 gelir. B eksi A'nın değeri 2 idi. Karesini alırsak 4 olur. Bu da kök 20 eder. Kök 20'nin karşılığı ise 2 kök 5'tir. Doğru yanıtımız denizlidir. 1'den 4'e kadar kök x artı fx'in integral değeri 5'e eşit. 1'den 4'e kadar fx'in integral değeri kaça eşittir? Şimdi bu ifadeyi parçalarsak yani 1'den 4'e kadar kök x'in integrali artı 1'den 4'e kadar fx fonksiyonun integrali bu toplamda eşittir 5. Bizlerin istenen ifadeyi bulmak için 1'den 4'e kadar şu ifadenin değerini bulmamız lazım. Bunu bulup 5'ten çıkartacağız. 1'den 4'e kadar kök x dediğimiz ifade x üzeri 1 bölü 2 şeklinde yazılabilir. Bunun integral değeri ise x üzeri 3 bölü 2. Burayı 2 bölü 3 ile çarpacağız. Ve sınır noktalarımız 1'den 4'e kadar. Şimdi bunu da şöyle köklü ifade olarak yazalım isterseniz. Bunu köklü ifade olarak yazarsak x küp olacaktır. Kare kök içerisinde. Sınır noktalarımızı şimdi tek tek yazıyoruz. 4 yazarsak 4'ün küpü 64 dışarıya 8 diye çıkar. 2 bölü 3 ile çarpılırsa burası 16 bölü 3 olur. 1 yazarsak eksi 2 bölü 3'ü çıkartacağız. Buradan 14 bölü 3 olarak çıkacaktır sonucu. Artık bu ifadeyi bulabilmek için 5'ten de 14 bölü 3'ü çıkartırsak 3 kere 5 15 14 çıkarsa geriye 1 bölü 3 kalacaktır. Doğru yanıtımız Adana. Son sorumuz şu şekilde arkadaşlar. fx eşittir x kare, gx eşittir 2 eksi x kare fonksiyonları ile x eşittir 1 ve x eşittir 3 doğruları arasında kalan bölgenin alanı hangisidir? Şimdi bunu bir çizmeye çalışalım dik koordinat sisteminde. Şimdi birincisi Y eşittir x kare. Kolları yukarıya bakan ve orijinden geçen bir parabol grafiği arkadaşlar. Şöyle bir grafik olsun. Şimdi öbür grafiğimiz ise yani ben şu ifadeyi eksi x kare artı 2 diye yazarsam aslında kolları aşağıya bakan orjundan geçen bir parabol grafiğiydi. İki birim yukarıya ötelenmiş. Yani şöyle bir grafik olsun arkadaşlar. Şöyle bir grafik. Şimdi burada şu da var, şu eksenleri kestiği nokta y'yi sıfır verirsek burası eksi kök 2, burası da artı kök 2 olacaktır. Şimdi x eşittir 1. Şimdi bir de şunu yapalım arkadaşlar, şimdi bu parabollerin kesiştiği noktaları bulursak x kareyi 2 eksi x kare eşitlersek 2 x kare eşittir 2, x kare eşittir 1, x kare buradan x buradan da artı eksi 1 bulunur. Yani bizim aslında şu kesişme noktalarından birisi 1 olduğuna göre, şuradaki yer 1 olacaktır. Aynı zamanda burada x eşittir 1 doğrusu dediği için demek ki kesişme noktasından geçen bir doğru çizmiş. O zaman biz de şu doğrumuzu çizelim. Şurası x eşittir 1 doğrusu olacak. Ve bir de x eşittir 3 doğrusu demiş. X eşittir 3 doğrusu da. Şimdi şu grafikleri de birazcık daha uzatırsak arkadaşlar, şu şekilde oval yapalım biraz daha şöyle bir uzayan grafik olsun. Şimdi x eşittir 3 doğrusu da şimdi şurası x eşittir kök 2 olduğundan birazcık şöyle uzağından geçecek arkadaşlar. Yalnız grafikle kesiştiğini düşünün şöyle. Bize şuradaki alanı tarif etmemizi istiyorlar arkadaşlar. O zaman şimdi şurası x eşittir 1 doğrusuydu. Şurada x eşittir 3 doğrusu. Şimdi tarifimiz şöyle olacak. 1'den 3'e kadar üstteki fonksiyon yani x kare olacaktır. Yani fx fonksiyonumuz olacaktır. Bundan gx fonksiyonunu çıkartıp integral değeri alırsak aslında bizden istenilen tarılı alanı ifade etmiş oluruz. O yüzden doğru seçeneğimiz denizli seçeneğidir. Evet arkadaşlar integralde alan soruları çözdük. Birazcık grafiklerin yardımıyla tariflerini yapmaya çalıştık. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.